Yukarıda verilen kişilerin bulunduğu ekonomik faaliyet grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Çiftçinin faaliyeti birincil ekonomik faaliyettir. Tarım faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri birincil ekonomik faaliyetler olarak tanımlanır. Pamuğun ip, daha sonra kumaşa dönüştüğü fabrikada çalışan işçi, ham maddenin işlenmesi, fabrikalar bunlar ikincil faaliyetler olarak alınır. Pamuktan yapılmış gömleği alışveriş merkezinde satan kişi. Bu da üçüncül faaliyettir. Ticaret faaliyetleri üçüncül faaliyetlerdir. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki mesleklerden hangileri üçüncül ekonomik faaliyet grubunda yer alır? Yani hizmet sektörü içerisinde yer alır denilmiş. Balıkçı birincil ekonomik faaliyetler içerisindedir. Bankacının yaptığı iş Üçüncül faaliyetlerdir. Öğretmenin yaptığı iş üçüncül faaliyetlerdir. Makine mühendisinin yaptığı iş üretim faaliyetlerinde bulunduğu için ikincil faaliyetlerdir. Sanayi faaliyetlerinde olduğu için. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 3. Yani B seçeneği doğrudur. Aşağıda verilen olaylardan hangisiyle ikincil ekonomik faaliyet grubunun önemi artmıştır? İkincil ekonomik faaliyetlere biz genel anlamda sanayi faaliyetleri diyoruz. İkincil faaliyetlerin ortaya çıkmasının en önemli nedeni sanayi devrimidir. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde birincil ekonomik faaliyetlerin payı daha yüksektir? Çalışan nüfusun sektörel dağılımına baktığımız zaman gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların fazla olduğunu görürüz. Fakat Afrika ülkeleri gelişmemiş ülkelerdedir, ülkelerdir. Bundan dolayı da ülkede nüfusun büyük bir kısmı birincil ekonomik sektörlerde istihdam edilmiştir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre grafikte gösterilen ülke aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Çalışan nüfusun büyük bir kısmının birincil ekonomik faaliyetlerde istihdam edildiğini görüyoruz. Bu gelişmemiş bir ülkedir. Ülkelere baktığımız zaman bu ülkeler içerisinde Kenya'nın gelişmemiş olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre hangi meslek yanlış eşleştirilmiştir deniliyor. Turizm faaliyetleri üçüncü ekonomik faaliyetlerdir. Bu doğru. Çobanın yaptığı faaliyet hayvancılık faaliyetidir. Birincil ekonomik faaliyettir. Doğru. Fabrikada yapılan üretim ikincil faaliyettir. Savcının yaptığı iş adalet hizmetleridir. Üçüncül faaliyettir. Fakat madencinin yaptığı iş birincil faaliyet olması gerekirdi. İkincil faaliyet yazılmış. Bundan dolayı yanlış eşleştirilmiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre tabloda bulunan ülkelerden hangisi ekonomik yönden diğerlerine göre daha az gelişmiştir. Bunun için sadece birincil ekonomik faaliyetlere bakmamız yeterlidir. Birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranının düşük olduğu ülkelerde ikincil ve üçüncül sektörlerde çalışanların oranının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı bu ülkeler son derece gelişmiş ülkelerdir. Fakat birincil ekonomik faaliyetlerde istihdamın fazla olduğu ülkelerde ikinci ve üçüncül faaliyetler çok fazla gelişme göstermemiştir. Yani sanayi ve hizmet sektörleri gelişmemiştir. Birincil ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelirin düşük olmasından dolayı bu ülkelerin daha az gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre yukarıda verilenlerden hangisinde birincil ekonomik faaliyetlerin önemi daha fazladır denilmiş. Teknoloji, elektrik, petrolle çalışan motorlar, su buharı bunlar sanayi faaliyetlerinde yani ikincil faaliyetlerde önem taşır. Fakat hayvan gücü daha çok birincil ekonomik faaliyetlerde önemi fazla olan bir unsurdur. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Birincil ekonomik faaliyetler için ifadelerinden hangileri doğrudur? Doğrudan doğa üzerinden yürütülür. Madencilik gibi, balıkçılık gibi, ormancılık gibi tarım faaliyetlerinde doğanın doğrudan kullanımı söz konusudur. Bu bilgi doğru. Bu faaliyet kolundan elde edilen ürünler genellikle sanayide ham olarak kullanılır. Sanayide ham olarak kullanılabilir. Doğrudur. Son yıllarda bu sektörde çalışan nüfus oranı dünya genelinde de Türkiye'de de azalmıştır. Bu bilgi de doğrudur. Verilen üç bilgi de doğru olduğu için doğru cevabımız E seçeneğidir. Yalnızca tablodaki bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir denilmiş. Hizmet sektöründe çalışanların oranı en fazla K ülkesindedir deniliyor. Baktığımız zaman hizmet sektörü mavi ile gösterilmiş hizmet sektörü K ülkesinde %68, M ülkesinde %57, L ülkesinde %25 olduğu için bu bilgi doğrudur. M ülkesinde sanayide çalışan insan sayısı demiş. Burada insanların sayısını görmüyoruz, oranını görüyoruz. Ondan dolayı bu bilgiye ulaşılamaz. Tarımın en fazla geliştiği ülke L'dir denilmiş. L'de tarımda çalışan insanların sayısının fazla olduğunu görüyoruz. Bu tarımın fazla geliştiğini göstermez. Tarım dışı faaliyetlerin yeterince gelişmediğini gösterir. Bundan dolayı bu bilgiye de ulaşamayız. Doğru cevabımız yalnız bir yani A seçeneği doğrudur. Buna göre aşağıda verilen ekonomik faaliyet gruplarından hangisine ait meslek verilmemiştir? Kamu özel sektör yöneticiliği ve icra kurulu başkanlığı bu 5. ekonomik faaliyettir. İnşaat ve bayındırlık faaliyetleri ikincil faaliyettir. Taş kömür yatağında yürütülen madencilik faaliyeti birincil ekonomik faaliyettir. Bilişim teknolojileri ve araştırma merkezleri bu da dördüncül ekonomik faaliyettir. Yani burada üçüncül faaliyetlere ait bir durum verilmemiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki grafiklerde İngiltere'nin 1800, 1900 ve 2000 yıllarındaki çalışan nüfusunun sektörlere göre dağılımı verilmiştir. Yalnızca grafiklere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir denilmiş. Birincil ekonomik faaliyet grubunda bulunan tarım ve hayvancılık çok gerilemiştir deniliyor. Bunu neye göre söylüyor? Mavi ile gösterilenler birincil Faaliyetlerdir. %75, %15, %2. Burada tarımda çalışanların oranının düştüğünü görüyoruz. Bu tarım ve hayvancılığın gerilediği anlamına gelmez. O yüzden bu bilgi yanlıştır. Ülke geliştikçe, makinalaştıkça tarımda çalışan insan sayısı azalmaktadır. Çünkü insan gücüne duyulan ihtiyaç azalmaktadır. 1800 yılında birinci sektörde çalışanların sayısı demiş. Burada sayı ile ilgili bilgi verilmemiş, oranlar verilmiş olduğu için buna ulaşamayız. 2000 yılında ikinci sektörden elde edilen gelir demiş. Burada gelirle ilgili bir bilgi de yoktur. 1800 yılından 1900'e kadar olan dönemde sadece üçüncü sektörde artış olmuştur deniliyor. Evet. Üçüncü sektör sarı ile gösterilmiş. Üçüncü sektörde artış olmuş. Fakat aynı zamanda ikinci sektörde de artış olmuştur. O yüzden sadece dediği için bu bilgi de yanlıştır. 1900 yılında çalışan nüfusun yaradan fazlası ikincil faaliyette çalışmaktadır deniliyor. Bu bilgi doğrudur. 1900 yılına baktığımız zaman nüfusun %55'inin ikincil faaliyetlerde çalıştığını görüyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir.